Şimdi yanımızda bir aday var, milletvekili adayı, CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından Deniz Çakır bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi siyasetten uzak bir insan olmadığınız için yıllardır herhalde tahmin ediyorum ki sandık güvenliği olsun, bir hukukçu olarak, bir avukat olarak hakların kullanımı açısından siyasetle birebir ilişkili birçok alanda yer buldunuz, yer aldınız. Şimdi dolayısıyla bir adalet terazisiyle hayata baktığınızı tahmin ediyorum. Evet. Şimdi evet. Bu adaletsizliğin içerisinde zor bir bölgede seçim çalışması yapıyorsunuz. İkinci bölge, evet, Keçiören evet. altında AKP'nin daha ziyade oy aldığı bölgeler. Evet. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Ve bu saydığımız olmasın keşke isteriz ki ama tehdittir, şantajdır, dayaktır, işte pankartların asılmamasıdır. Evet. Yani engellerle karşılaştınız mı? Sizler de paylaşınız lütfen bizimle. Evet. Öncelikle ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için malum Halk TV Özgür Basın'ın kalelerinden birisi olarak yayın hayatına devam etmeye çalışıyor, devam ediyor. Biz çünkü çok ciddi bir medya kuşatmasıyla karşı karşıyayız, hem toplum hem bizler. Bahsettiğiniz baskılar da bu bakımdan yer almıyor büyük ve yandaş medyada. Tabii öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bizim ikinci bölgede yaşadığımız ve gözlemlediğimiz en önemli konulardan bir tanesi halkın artık 16 yıllık AKP iktidarını inandırıcı bulmadığı meselesi. Bununla karşılaştığımız tüm noktalarda insanların fikirlerini, gerçek fikirlerini bir kere açıklamaktan imtina ettiğini görüyoruz. İşte biraz önceki haberde de yayınladığınız gibi halk tehdit ediliyor. Aslında içten içe tehdit edilmiş. Bir kere en önemli hususlardan bir tanesi bu. Gerçek fikrini söyleme konusunda çok böyle ürkek ve çekingen davranıyor. Diğer bir husus, tabii belediyeler aracılığıyla çeşitli kolluk kuvvetlerinin yaptıkları uygulamalar nedeniyle afişlemelerden, pankart asma durumunda partilerimizin yaşadıkları zorluklar var. Ciddi şekilde bir baskıyla karşı karşıya kalıyor bu işleri yapan arkadaşlarımız. Örneğin arkadaşlarımız afiş yapmaya ya da pankartlamaya çıktıklarında kendilerinin zaman zaman takip edildiğini, onlar afiş ve pankart asarken bir taraftan da derhal aynı gece içerisinde birkaç saat içerisinde ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Halkın karşı karşıya kaldığı tehditlerden bir tanesi de yapılan yardımların kesileceği gibi durumlar. Bunları sahada çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Evet. Bu başlıklar altında toplayabiliriz. Evet, zor koşullarda tabii seçim çalışması yürütmeye çalışıyorsunuz. Peki izleniminiz nedir? Sonuçta CHP tabanına yakın bir isimsiniz ama şu anda neleri merak ediyor halk? Size neler soruluyor mesela? Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu seçimlere Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin damgasını vurduğu bir gerçek. Halktan büyük bir destek ve teveccüh görüyor. Bu aynı zamanda Millet İttifakı'na dönük bir desteğe de elbette dönüşebiliyor. Bizim sahada bu bakımdan gözlemlediğimiz konulardan bir tanesi, bir kere artık ülkede hiçbir şeyin yolunda olmadığını, 16 yıllık iktidar sürecinin sonunda AKP'nin tüm inandırıcılığını yitirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu seçim gerçekten de halkımız için son derece önemlidir. Bu aynı zamanda referandum mahiyetinde bir seçimdir. Yani bu seçim tek adam ve OHAL rejiminin hayır diye öne çıkan referandumun ikinci turu mu diyelim? Kesinlikle, kesinlikle. Aslında bir referandumdur. Tek adam ve tek adam rejimine ve OHAL düzenine devam mı? Yoksa güçlendirilmiş parlamenter, demokratik, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayan bir ülke mi? Aslında 24 Haziran'da halkımızın oylayacağı şey bu. Bitmiş bir ekonomi, tümüyle itibarsızlaştırılmış bir dış politika, 16 yılda 15 kez değiştirilmiş çocuklarımızın denek olarak kullanıldığı bir eğitim sistemi, bunları oylayacak halkımız. Ya buna devam diyecek ki devam demeyeceğine dair biz işaretleri alıyoruz. Artık tamam dediğini görüyoruz. Zaten sıklıkla böyle broşür falan verirken arkadaşlarımız, bizler sahada seçim çalışması yaparken tamam, artık tamam diyen çok sayıda kişiyle karşılaşıyoruz. Umarız bu sandığa yansıyacak.
Tabii çok ciddi manipülasyonlarla karşı karşıya halkımız. Bir kere benim sahada gördüğüm şeylerden bir tanesi şu. Tabii bu sürekli büyük bir medya gücünü elinde bulunduran ama çok açık şekilde yalan haber yapan, yalan haber üreten medya kuruluşlarının kazandırdığı bir şey. Bu yalan en tepede AKP yöneticileriyle birlikte başlıyor. Ardından halka kadar sirayet ediyor. Bunu da çok fazla görüyoruz. Örneğin işte yapılanları yıkacakmışsınız diyor bazen vatandaş. Ya yapılan yıkılır mı? Yapılan köprü yıkılacak, yapılan havalimanı yıkılacak. Neden böyle yapıyorsunuz diyenler var. Bu inanılmaz bir şey. Bu aslında Türkiye'de ama bu Türkiye'de aslında medyanın artık nasıl kuşatıldığını, nasıl yönetildiğini ve halkın nasıl manipüle edildiğini göstermesi açısından önemli. Bir yandan da körleşmedir aslında. Tabii. Yani bunu tabii çok yaygın şekilde az çok meselelere böyle muhakeme gücüyle yaklaşan ya da bu olayları değerlendirme yeteneği olan insanlar böyle bakmıyorlar ama işte ne kadar insanı tabii bu bakımdan manipüle edebilirlerse medya aracılığıyla ve açıktan yalan söyleyerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu çok şaşırtıcı bir durum. Çok ilginç. Ama Semra Hanım şöyle bir durum var. Yani bu ülke 16 yıllık AKP iktidarının sonunda yazdığı kitabı inkar eden gazeteciler üretti. Yani adam yazdığı kitabı ya o dedikoduydu, yalandı filan dedi. Sırf kendini AK Parti'yi tekzip etti. Kendini tekzip etti. Vardığımız nokta bu. Bu kadar vahim bir noktadayız aslında biz ülke olarak. Dolayısıyla 24 Haziran'da aslında bizim oylayacağımız durum kendi ülke ve insanımıza yakışır. Yeni bir açılım, yeni bir demokrasi, yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir rotasyon dahilinde geçiş ya da OHAL düzeni. OHAL düzenini kimsenin istediğini zannetmiyorum. Halkı çok böyle kendilerine muhtaç edecek yardımlarla bir arada tuttuklarına dair biliyorsunuz bir kanı var. Bunu çeşitli tehditlerle artık sürdürme yoluna gittiler. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi yani bizlerin, adayların afişlerini, partimizin, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin afişlerini peşimiz sıra ortadan kaldıracak, onları asmamıza mani olacak kadar artık böyle ucuz yöntemlere başvurduklarına göre demek ki gerçekten panikleri büyük. Şimdi öyle düşünüyoruz. Keçiören bölgesi, Altındağ bölgesi bu arada Ankaralılar bilirler. Evet. Ankara'nın ekonomik seviyesi de düşük bir bölge. O açıdan şunu da bir izleyelim, ardından konuşalım tabii istiyorum. Ki. Kamu kaynaklarının ne kadar israf edildiğine dair haberler görüyoruz ve işliyoruz. Sarayın harcamalarını, örtülü ödeneğin ne kadar arttığını görüyoruz ve biliyoruz. Sizin gözleminiz ne? Bunun farkında mı diyeceğim size ama önce haber merkezimiz güzel bir haber derledi. Onu getirelim ekranlarınıza, ardından işin ekonomik boyutunu konuşalım. AKP iktidarları döneminde kamu kaynaklarından yapılan harcamalar çarpıcı boyutlara ulaştı. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle inşa edilen bin odalı saray başta olmak üzere Marmaris Okluk Koyun'da yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Sarayı, örtülü ödenek harcamaları, resmi taşıt alımları ve yenilenen Meclis Başkanlığı makamı için yapılan harcamalar devlette yaşanan israfı gözler önüne serdi. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde örtülü ödenek harcamaları rekor düzeye ulaştı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2017 yılında örtülü ödenek kaleminden 2,7 milyar lira harcandı. Toplam bütçe harcamaları içerisinde taşıt alım giderlerinin payı 2006'ya oranla %520 arttı. 2007-2017 döneminde merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurumların sahip olduğu taşıt sayısı istisnalar hariç %32 artarak 83.040'dan 110.131'e yükseldi. Benzer şekilde taşıt kiralama giderlerinde de artış yaşandı. Yapımı sürecinde Atatürk Orman Çiftliği'nden yapılan arsa tahsisatındaki usulsüzlük de gündeme gelen Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın proje bedeli için 1 milyar 370 milyon lira harcandı. Erdoğan, 1150 odası olan saraya yöneltilen eleştirilere itibardan tasarruf olmaz yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik, su, doğalgaz, ısıtma, soğutma, temizlik, peyzaj gibi aylık sabit giderleri için harcanan 21 milyon liraysa 240 bin ailenin bir aylık temel harcama giderlerine karşılık geldi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Marmaris Oklu Koyun'da yaptırılan 230 metrekarelik yazlık konuk evinin yerine yapılan yazlık sarayın imar planında değişiklik yapılarak kapsadığı alan 65 hektara çıkarıldı. Yüksekliği 4 metreyi bulan duvarlarla çevrilen yazlık sarayı için 3 milyon liralık klima sözleşmesi imzalandı. Yapımına halen devam edilen ve sit alanı üzerine inşa edilen yazlık sarayın maliyeti ise açıklanmadı. Oda sayısı 350 ila 400 arasında olacak sarayın yapımı için 40 bin ağacın kesildiği iddia edildi. Şu orman katliamına bak. Bu tarafta bu taraf gibiydi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazırlanan iftar sofraları da gösterişleriyle tartışmalara konu oldu. 110 kişilik garson ekibinin görev yaptığı iftar için kurulan yemeklerle dolu dev masalar vatandaşların tepkisini çekti. Şimdi bir yandan talan, bir yandan rant, hepsi bir arada kent deyince aklımıza gelen kavramlar. Öte yandan bakıyorsunuz ekonomik verilere, çiftçinin borçluluğu arttı, yurttaşın borçluluğu arttı, enflasyon artıyor, işsizlik rakamlarını az evvel yine çift taneli olarak yorumladık. Bütün bunlarla beraber ciddi de bir ekonomik tablo var. Bu nasıl yansıyor sahaya? Neler evet. izlenim edindiniz, ne tür izlenimler edindiniz? Evet, tabii sahada vatandaşın en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi de bu ekonomik gidiş. Bu işin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Bunun aslında bu erken baskın seçimin ekonomik göstergelerle de çok yakından ilintili olduğunu bizler biliyoruz. Çünkü bakın çok çarpıcı rakamlar ve veriler var. 1923'ten 2002 yılına kadar yani AK Parti'nin iktidara geldiği tarihe kadar tüm Cumhuriyet hükümetleri boyunca 79 yılda harcanan para tutarı 713 milyar dolar. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan AKP'nin iktidara geldiği dönemi kapsayan harcamalar. Buna karşın 2013'ten 2017 yılına kadar 14 yıllık zaman diliminde harcanan para tutarı AK Parti iktidarı tarafından 2 trilyon 94 milyar dolar. İkna alıyor mu yurttaşlara bunları anlatıyorsunuz? Bu dehşet bir şey. Vatandaş bu kadar ayrıntıyı bilmez. Ama o israfı şey o israfı biliyor. Yapıyor falan diyorlar. Şimdi yani bu tabii uzun yıllar aslında halkın ne kadar dejenere edilmeye çalışıldığını, bizim toplumsal değerlerimizin ne kadar örselenmeye çalışıldığını da gösteren şeyler. Bu hiçbir rejimde ya da ülkede, özgür, demokratik bir ülkede söylenecek bir söz değil. Çalıyor ama yapıyorlar sözü. Hiç söylenecek bir söz değil. Karşılaştığımız için söylüyorum zaten. Ama büyük bir israfla ekonomiyi bu hale getirdiklerini gerçekten düşünenler görüyorlar. Söylediğimizde bunu anlıyorlar. Yani bunun sarayın harcamalarını ve bu boyuttaki bir israfı bir itibarla açıklamak, ülkenin büyüklüğüyle açıklamak mümkün değil. Ülkenin büyüklüğüyle açıklanacak konu vatandaşın geçim düzeyidir, refah düzeyidir. Ya da bir yurt dışı seyahatinde karşılaştığı muameledir. Komşularıyla kurduğu ilişkidir. Yoksa öyle bizim bin odalı sarayımız var, evet. bin odalı sarayımız var ama seni kömür yardımına muhtaç etmiş. Bu mu itibar? Bunlar değil. Ama bakın bu çok çarpıcı bir rakam. Yani 79 yılda tüm iktidarlar tarafından harcanan para 713 milyar dolarken AKP'nin 14 yılda harcadığı para 2 trilyon 94 milyar çok dolar. Çarpıcı, evet. Ondan sonra önemli da bu ekonomik kriz nasıl geldi? Bunun farkına varması üstelik, çok teşekkür ediyoruz. Semra Hanım şunu ifade etmem gerekir. Üstelik bu bütün artık elimizdeki Cumhuriyet'e ait tüm kurumların, fabrikaların satılmasına rağmen ve bu rakamların içerisinde yaptıkları o bahsettikleri köprü, havalimanı falan yok. Onlar hep yap işlet devlet modeliyle yapılan evet. yatırımlar. Ben son söz olarak kapatıyor muyuz bizim... Sizi uğurlayacağız, birkaç haber daha öyle vereceğiz. Öyle peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. 22 Haziran Cuma günü saat 18'de Tam Doğan Meydanı'nda Cumhurbaşkanı adayımızın mitingine tüm halkımızı görkemli bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Sizlere Tam Doğan Meydanı'nda bakalım nasıl 18'de, bir mesaj verilecek. Saat 18'de evet çok teşekkür ediyoruz biz sizlere de. Biz de teşekkür ederiz. Ankara hazırlanıyor şu anda ince mitingine evet, öyle aynen, diyelim o aynen. zaman.